Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, sıra vatandaşın dolarına geldi. Şimdi diyeceksiniz ki hayırdır ne oluyor? Ne olacağını ilerleyen dakikalarda size anlatacağız. Kimle konuşacağız? Paramedya.com.tr kurucusu benim kıymetli abim Remzi Özdemir'le konuşacağız tabii ki. Remzi abicim, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Avrasyacı kardeşlerimi de buradan selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi valla yani Eylül birazcık sıkıntılı geçecek dedik. Eylül'den sonrası da bu dediğimizde çıkmaya başladı. Neden dersek işte herkes biliyor. Bir tekrar etmiş olacağım ama işte BOTAŞ'ın bir haberi. Kara bir haber aslında diyorum. BOTAŞ'tan bir açıklama geldi. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına %49,5 sanayide kullanılan doğal gazın satış fiyatına %50,8 ve konutlarda kullanılan doğal gaza da %20,4 zam yapıldı. Bu yetmiyormuş gibi ondan sonra tabii domino etkisi elektrik zammı açıklandı abi. Elektrik zammına baktığımızda da sanayide kullanılan elektriğe %50, konutlarda kullanılan elektriğe de %20 zam geldi. Ve şöyle bir bakıyorum Remzi abi. Doğalgazı son 1,5 yılda ne olmuş dediğimde santrallerde kullanılan doğalgaz Remzi abi %1330. Şaka gibi değil mi abi? %1330. Yaparsa AKP yapar diyorum. Hani diyorlardı ya bir ara. Sanayide kullanılan doğalgaz sıkı dur Remzi abi %998. Ya ben buradan sanayicileri saygıyla selamlıyorum. Gerçekten sizler nasıl söyleyeyim yani Amerika'da, sizler Çin'de, sizler Almanya'da olsanız demek ki dünyanın hakimi olacaksınız ya. Türk girişimcisi, Türk patronu ya. %998. Bu nasıl bir insafsızlık ya? Bu nasıl bir insafsızlık ya? Burada şimdi dedikodu yapmak istemiyorum. Bir sürü hani biliyorsun iddialar var. Bir başörtülü bacımız var. İşte onun bir boşanması var. Orada milyon dolarlar uçuşuyor. Birisi diyor ki işte Bahçeşehir'deki evinin kasalarında kasaların adresini veriyor. Ya bir servet transferi var burada. Benim sanayicimin kullandığı doğalgaza %998 zam yapıyorsun. Ve orada milyon dolarlar uçuşuyor ya. Neyse girmeyeceğim yani popüler konulara girmek istemiyorum. İktisattan ayrılmak istemiyorum ama bu zamlar o tarafa akıyor. Konutta Remzi abi %216, %216. Ve Remzi abi İstanbul'da enflasyon abi. Bugün açıklandı İstanbul Ticaret Odası perakende ve toptan fiyat endekslerini yayımladı abi. Raporlarını açtım bakıyorum. İstanbul'da perakende fiyatlar yıllık %99,91 ile 1998'den beri en yüksek hızda arttı. Önceki artış 99,1'di. İTO da burada bizim Aksaray yeraltı geçidi etiket taktiğini yapıyor. 99,99. Bir türlü kıyamıyorsun be İTO şunu yüz yapmaya ama sen de biliyorsun değil mi? Aslında yüzü geçti bu. Remzi abi ne diyorsun bu işe? Evren, ben dün çok üzüldüm. Her zaman söylediğim gibi keşke evde kullanılan doğalgaza %100 zam yapsalardı ama şu sanayiye yapmasalardı. Çünkü evde yapılanı kapatırım kombiyi Evren, soba yakarım, battaniyeyle otururum. Sonuçta 3 ay kış değil mi Evren? Kısarım, bir şey yaparım, daha az fatura öderim ya da bir yolunu bulurum yani tek bir odayı yakarım faturamı. Ama sanayide kullanılan doğalgaz ve elektriğe yapılan zam benim günlük bütün hayatımı etkiliyor Evren. Yani yediğim ekmeğin fiyatından tutun da alacağım her şeyin, sebzenin, meyvenin, her şeyin ama aklına gelebilecek. Çünkü sanayi üretimde iki şeyi kullanıyor Evren. Bir doğalgaz kullanıyor, ikincisi elektrik kullanıyor Evren. Doğalgazı kullanma nedeni bazı şişe cam gibi daha birçok fabrika üretimini doğalgazla yapıyor Evren. Bir de biz doğalgazı her zaman söylüyorum, çevrim santralinde elektrik üretiminde kullanıyoruz. Bunun da oranı %30 ile %40 arası Evren. Yani buraya yapılan zamla bizim hayatımızı mahvediyor. Bu nedenle yani keşke
iktidar, AKP iktidarı, ekonomi yönetimi, yani konutlara daha fazla yapsaydı, oraya yapmasaydı, inan bana aile bütçe harcaman daha rahat olurdu Evren. Böyle bir hata yapılıyor. Bakın TÜFE ile ÜFE'nin arasındaki fark da bu zaten Evren. Yani doğal olarak maliyet artıyor. Şimdi ben sana soruyorum. Bir gecede gelen %50 zam o fabrikanın üretimine nasıl yansıyacak Evren? Nasıl yansıyabilir? Fiyatlara nasıl yansıyacak? %50 ya, dehşet bir şey ya. Bakın bir büfe, bu sabah bir büfe gördüm. Basit bir buzdolabı var. Adam fişini çekmiş Evren. Neden biliyor musun? O gelen zamdan sonra oradaki %9 kar marjı onu kurtarmayacak. Fabrikaları da kurtarmayacak Evren. Ve artık üretim düşmeye başlayacak. Zaten olmayan bir üretimimiz düşmeye başlayacak. Bu gerçekten bu ay, Eylül ayı, Eylül ayı dedik. Keşke söylemeseydik. Yani şomazlık mı yaptık? Ama bu bir öngörü yani. Sonuçta görüyorsun. Gelecek olanı görüyorsun ve gerçekten bir felaket ayı oluyor. Eylül ayının ağır bir faturası çıkacak Evren. Yılbaşına kadar ben hep söylerdim bunun bir sürdürülebilir bir düzen olmadığını. Bana göre biz yılbaşına kadar bir infilak yaşayacağız, bir patlama yaşayacağız. Ekonomik kriz diyeceksin ki ya şu ana kadar yaşanan kriz değil mi? Evren bu daha bir şey değil. Gerçekten bir şey değil. Yani o kadar ciddi bir boyut var ki. Ben artık korkmaya başladım dün geceki o zamlardan sonra. Siyasi iradenin çaresizliğini gördüm Evren. İradenin çaresizliği alt kesime, yani biz vatandaşlara çok ağır bir fatura olarak yansıyacak. Lütfen buna çok dikkat edin. Abi şimdi işte açıklıyorlar. Diyorlar ki bu son yapılan zamlar enflasyonu %2 falan yukarıya doğru götürecek diyorlar. Ama şimdi düşünüyorum da son 1,5 yılda sen sanayideki doğalgaza %998, %1000 zam yapmışsın. Yani bu adamların dediğin gibi hani bir infilak diyorsun. Nedir o infilak? Adamların eli şalterde zaten. O şalteri kapattıkları zaman bunun altından kalkmak çok zor olur. Yani böyle çok daha büyük bir işsizlikle kapanan şirketlerin bir şekilde vergi ödemelerini kesmesi dönüp hazineyi vurur. Hazine gider borç almaya çalışır, borcu bulamaz, bir sürü sıkıntı yaratır yani. O yüzden çok önemli bir noktada geziyoruz ve bir mevzu da finansal kesim. Yani şimdi bunu yaptığı zaman abi diyorsun ya %50 zam yapacak, ne olacak sonunda? Yani diyorlar ki işte %2 az önce söyledim ama bu böyle geometrik dizi şekilde hayata yansıyor. Yani sanayici %50 orada zam mı gördüğü zaman dönüyor daha kötü yapıştırıyor vatandaşa. Hep altta kalan vatandaş oluyor. Ama artık vatandaşın burasına geldi abi. Ne yapıyorlar işte elektriği, doğalgazı, suyu ödeyemedin mi? Tamam ben ödeyeceğim falan diyor. Nereye kadar bunu böyle çevirebilirsin? Yani burada hükümetin artık şunu görmesi lazım. Kardeşim ben 20 yıldır bu hasılayı yandaşlarıma akıttım. Ya bak yani şimdi bu örneği vermek istemiyorum ama iktisatla alakalı. Ya bir tane işte milletvekili bir hanımefendinin eşiyle ayrılması ve eşinin işte milletvekili hanımefendinin abisinin serveti konuşuluyor. Abisi de şirketlerle iç içe bir kurumun içinde ve şirketlerin ilerlemesi ve şirketlerin büyümesi için çalışması gereken bir makamın İddialara göre diyorum tabii ki şu kadar şu kadar parası o villada, bu kadar bu kadar parası bu villada. Yani bakın burada 20 yılda toplam alım gücü, yani vatandaşın alım gücü gitmiş, bazı unsurlara kaymış. Yani genel olarak hepimizin alım gücü oligarklar dediğimiz belli seçkin bir grupta toplanmış. Ya bu insanların ayakkabı kutularında, kasalarında paraları var. Dolayısıyla toplam talep dediğim, yani hepimizin, vatandaşın alım gücü yerin dibinde. Kredi kartıyla, bireysel kredi borcuyla takipte milyonlarca insan var. Yüz binlerce insan var Bankalar Birliği'nin raporu. Haciz raporlarına bakıyoruz, takipteki raporlara bakıyoruz işte UYAP'tan, oradan buradan. Yani neticede derdest edilmiş dosya sayısı milyonlarca. Varmak istediğim sonuç şu abi, bu böyle gitmez. Yani bu toplam talebin üstünde zıplıyorsun. Ha zam yap, zam yaptın, güzel, hazineye kaynak aldın. Patron da zam yaptı, vatandaşa çaktı.
Ama vatandaşta demek istediğim şu, verecek güç kalmadı artık Remzi abi. Bu bir. İkincisi, sen bu zammı yaptığın zaman lira değer kaybetmiyor mu? Kaybediyor. Dolar TL'yi şimdi bu zamlardan sonra daha da yukarıya götürecek yeni bir momentum var. Yeni bir ivme kaynağı var, yeni bir enerji kaynağı var. O da bu zamlar oldu abi. E zaten biz senle Fed'i konuşmuyor muyduk? Amerikan Merkez Bankası faiz arttırıyor, parayı geri çekecek. Ve şimdi bu zamlar dolar TL'yi yukarı çekecek diyorum. Aynı zamanda dolar endeksini de hatırlayalım. Şimdi bak yurt dışında da işler kötü. Amerikan borsaları düşüyor. Fed'dekiler gerçekten sıkıntı yaratacak Türkiye gibi ülkelerin başına. Dolar endeksi yine 109'a dayandı. Bir kısaca o dolar endeksine bakalım abi. Ondan sonra devam edelim. Değerli arkadaşlarım, karşımızdaki grafik dolar endeksi. Dolar endeksi nedir dediğimizde, bilmeyen arkadaşlarım için şöyle kısa bir özet yapayım. Amerikan dolarının küresel manada kullanılan 6 tane büyük para birimine karşı olan değerini gösteriyor. Yani Amerikan dolarının euro, yen, sterlin, Kanada doları, frank ve krona karşı değerini gösteriyor. Dolar endeksi eğer grafikte yukarıya doğru gidiyorsa, bu Amerikan dolarının değerlendiğini, dolar endeksi grafikte aşağıya doğru gidiyorsa Amerikan dolarının değer kaybettiğini anlıyoruz arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz burada 2021'in Mayıs ayında 90 seviyesinden başlayarak an itibariyle 109 seviyesine kadar geldi. Şimdi grafikte değerli arkadaşlarım Temmuz ayında 109'a çarptı döndü ve Ağustos'un 10'undan itibaren 104'e geriledi. 104'ten tekrardan bir 109'a gitti. Ağustos ve Eylül'ün ilk başlarında arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün dahil 109'u geçmek için yatay mavi bir çizgi attık. Orası direnç işte arkadaşlar. Dolar endeksi oraya kafayı çarpıp dönüyor, çarpıp dönüyor. İşte bu direnç geçilirse diyoruz ki Türkiye'nin başı gerçekten derde girer. Neden derde girer? Daha önceki videolarda söyledik biliyorsunuz. Jackson Hole'da Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğiydi. Paylaşmıştık sizinle. Para miktarı geri çekilecek demiştik. En önemlisi de ama şu arkadaşlar. Bakın Amerikan piyasaları ekside borsaları. Avrupa piyasaları ekside. Bunun sebebi işte bu Jackson Hole'da 2023 yılında da faizlerin geri gelmeyeceği, bir faiz indiriminin gündeme gelmeyeceği konusunda piyasada an itibariyle bir düşünce var. İşte bütün bunları yan yana koyduğumuzda 109 seviyesi Amerikan dolarını bence Türkiye'de tutan bir baraj noktasıdır. Bir baraj kapağıdır. Eğer bu baraj yıkılırsa ya da bu kapak kırılırsa dolar TL'de an itibariyle daha trajik hareketler görebiliriz. Ve Amerikan Merkez Bankası'nın yaptıklarına baktığımızda da piyasanın düşüncelerine baktığımızda da 109'un her an kırılma ihtimali var. Umarım kırılmaz arkadaşlar ama kırılırsa lütfen dolar endeksini kollayın arkadaşlar. Burada Türkiye açısından daha sıkıntılı günler başlayabilir. Remzi abi dolar endeksi de 109'a geldi. Netice itibariyle bu zamlar dolar TL'yi de yukarı götürecek. Üçüncüsü senin dediğin nokta artık vatandaşın da alım gücü kalmadı. Şirketlerin de durumu kötü. Büyük bir durmaya doğru, sudden stop dediğimiz ani bir duruşla büyük bir durgunluğa doğru gidiyoruz abi. Dolar TL açısından sen nasıl yorumlayacaksın? Evren ben hayatın içine bakarım. Yani geçenlerde Belgrad Ormanı'nda bir Doblo örneği vermiştim. Bu evet. Örnek bayağı geniş bir kesim tarafından tartışıldı. Aslında sosyolojik bir olaydı bu. Şimdi yine bugün çok enteresan bir şekilde bir alışveriş merkezinin içindeki döviz bürosuna uğradım. Fiyatlara bakarken buradaki arkadaş tanıdı. Biraz Avrasyacı bir dostumuz o da. Biraz muhabbet ettik ayaküstü. Çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki son bir aydır özellikle kendini koruma altına alan vatandaşlar döviz bozdurmaya başladı. Hayatını idame ettirebilmek için. Gelen paralara bakıyorum diyor. 100 dolar, 150 dolar, 175 dolar, 300 dolar. Böyle muhabbet ettiğimizde işte elektrik faturası, bu ay kirayı ödeyemedik. Bu ay işte şunu yapamadık. Çocuğun okul harcamaları için çıkarttık diye böyle
vatandaşım, hani seninle biz daha önce yaptığımız programda dolarınızı alacaklar dedik ya, işte alıyorlar Evren. Alıyorlar. Yani kiminkini alıyor biliyor musun? O orta sınıf var ya, 3 kuruşunu dolara çevirip de enflasyona karşı kendini korumaya çalışan insanların dolarını almaya başladılar Evren. Onlar şimdi bu okulların açılmasıyla kışla birlikte bitirecekler. Ondan sonra bir üst seviyeye gelecek Evren. Yani bankada kur korumalı da olan ya da yastık altında olan o 10 bin dolara kadar, 7 bin dolara kadar emekli ikramiyesini yatıran Ayşe öğretmen ya da benzeri kişilere kadar, onlara gelecek Evren sıra. Ha, diyeceksin ki en üsttekine gelecek mi? Hayır Evren, onlara gelmeyecek. Onlar hani kumarhane mantığı olur ya, hep dükkan kazanır. Onlar hep kazanan kesim olduğu için onlara gelmeyecek. Yani orta kesimle birlikte alt kesimde elindeki dolarını, parasını kaptırmaya başladı Evren. Ben bunu bizzat döviz bürosunda gördüm Evren. Bu açıdan ben olayı değerlendiriyorum. Valla çok güzel koydun noktayı. Niye aynen attığımız başlıkla da uygun, vatandaşın doları sırada dedik. İşte dediğin gibi vatandaşın dolarını şimdi ince ince bozdurup vatandaş hayatta kalabilmek için yedek akçelerine sarılmaya başladı. Abi yani bir de şu boyutu da var. Yani hani en üsttekilere gelmez dedin. Doğru gelmeyebilir ama bugün bir haber vardı. Sen de girdin zaten bunu. TCMB'den yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon kararı. İşte Merkez Bankası TL mevduatı düşük bankanın zorunlu karşılıklarından %3 komisyon alacak. Yani burada işte dün bir karar vardı falan derken şirket dövizlerine, yani müthiş bir dolar kıtlığı karşımızda var ve bu dolar kıtlığı vatandaşın doları sırada derken, işte ne güzel ifade ettin, hayatı bir şekilde idame ettirmek için dolarını bozduruyor dedin. Ama devlet çarkının dönmesi için de, yani bir iki yıl önce bunu zikrederlerdi. Ya işte dolarları alırlar mı alırlar mı, biz hep şunu derdik ya, yok almazlar falan. Ama şimdi yine diyorum devlet el uzatmaz yani vadesizdeki vadelideki dolara, ama açıkçası bazen yüreğime soru işareti de düşmüyor değil. Çünkü neden düşmüyor? An itibariyle bir problem yok. An itibariyle bir sıkıntı yok. Ama bir kötü gidişatta da ısrar edilirse Remzi abi, bu işin de sonu yok yani. Dolayısıyla yani o belki çok uzak bir ihtimal bu dediğim, ama neticede dediğine geleyim. Somut bir şey var. Vatandaşın doları şu an sırada. Bunu çatır çatır ondan alıyorlar. Ha, o bittiği zaman, İşte o bittiği zaman ne olur? O benim yüreğime düşen soru işareti gerçek olur mu olmaz mı? Tabii ona daha çok büyük bir süre var yani. İnşallah o raddeye gelmeden seçim gelir. Seçimle de yeni bir sayfa açarız diyorum. Sen ne diyorsun Remzi abi? Evren, şu dolar kıtlığı dedin ya. Bakın biz bunu uzun süredir konuşuyoruz. Ama şu günlerde dolar kıtlığı kelimesini daha çok sık kullanmaya başlayacağız. Çünkü daha çok önümüze gelecek. İki nedenden dolayı Evren. Yarın paramız olsa dahi, o hani senin söylediğin var ya, seçim nedeniyle bol para dağıtacak iktidar. Olsa dahi dolar alamayabiliriz, dolar bulamayabiliriz. Bunun iki nedeni var. Birincisi, yurt dışından Fed'in artık piyasadaki doları çekmesi bir kıtlık yaratacak. Sadece Türkiye'de değil, bütün gelişmekte olan ülkelerde. İkincisi de bizim dış ticaret açığımızdan dolayı orada büyük bir canavar var. Ondan dolayı sürekli taze dolara ihtiyacımız var. Dışarıdan doğalgaz alabilmek için, BOTAŞ daha ne kadar Alman bankalarına kredi alacak? Petrol alabilmek için, buğday alabilmek için. O da içteki doları iyice tüketecek Evren. Yani efektif doları artık mumla aramaya başlayacağımız dönem geliyor. Bunu dikkat çekmek istedim. Abi tabela her şeyi söylüyor aslında. 1 Eylül, bugün 1 Eylül 18-19 kur. Ve senin dediğin riskler, ödenecek borçlar, dolar endeksinin yukarıya doğru gidişi, ki bunu gösteriyor zaten işlerin daha da sıkıntılı noktaya gideceğini. Artık yani diyecek bir şey yok, malum sonu bekleyeceğiz. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi.